Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Bassimulator Ultimate videosuyla yine beraberiz. Bugünkü videomuzda hepimizin beklediği 1.5.0 güncellemesiyle neler gelecek, güncelleme ne zaman gelecek? Benim tahminlerim, sizin yorumlara yazdığınız tahminleri hepsiyle yeni güncelleme sohbetimizi yapacağız. Bir de 2021 yılının ilk güncellemesi olacağı için dolu dolu bir güncelleme bekliyoruz. Bakalım nasıl bir güncelleme olacak bu videomuzda. Yeni güncelleme sohbetimizi yapacağız. Yolcularımızı alalım. Bu arada Antalya'dan Hatay otogarına doğru bir yolculuk yapacağız. 39 yolcumuz var. Haydi bakalım, kapıları kapatalım ve hızlı bir şekilde yola çıkalım. Tamamdır. Şöyle ileri, tamam. Şimdi arkadaşlar şu an Hatay'a doğru gidiyoruz. Yeni gelen otogarlardan birisiydi. Bu güncellemede yine 2 veya 3 tane Türkiye otogarlarından bekliyorum. Her videomda dediğim gibi üst üste her güncellemede yeni otogarlar geliyor. Türkiye otogarlarıyla ilgili çok güzel güncellemeler geliyor. Yine 2 veya 3 tane, kesin 2 tane geliyor da 3 taneyi bilmem, otogar bekliyoruz. Uzun süredir mesela uzun süredir ülke haritalarından gelmedi. Şimdi tek biz oynamıyoruz. Türkler oynamıyor bu oyunu. Diğer ülkelerden de oynayanlar olduğu için son belki 7 güncellemedir üst üste ülke haritaları, yani diğer ülkelerle ilgili güncellemeler gelmiyor. Tabi onlar da biraz sistem ediyorlardır. Bu güncellemede yine bir ülke haritalarından bekliyorum. Uzun süredir gelmedi. Ülke haritalarından mesela İngiltere haritası ve otogarlar gelecek diye vardı listede. Uzun süredir gelmedi. Onu bekliyorum bu güncellemede. Yollar değişecek arkadaşlar. Yolların acilen değişmesi gerekiyor. Gerçekten artık sıkıldık. Hep aynı yollara git. Bu güncellemede yeni yollarında artık oyuna eklendiğini göreceğiz. Yeni otobüs bekliyorum. Mesela bu da en son gelen otobüslerden birisiydi. Trivago X. Mesela beklediğim otobüste Mandios Koç'un aynasız modeli arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Kamera sistemli ayna. O otobüsü de oyuna ekleneceğini düşünüyorum. Sonra kar yağışı bekliyorum. Ama şöyle bir şey var. Kar yağışı ile ilgili arkadaşlar. Kar yağışı efekti oyuna eklenecek. Ama ne yazık ki yerlerde kar detayı olmayacak. Kar detaysız bir şekilde. Yani normal bir şekilde yağmur yağıyor ya. O şekilde kar da yağacak. Yerlerde falan tutma olayı olmayacak. Gelsin de öyle gelsin yani. Ama yine birkaç zaman alabilir. Başta dediğim gibi arkadaşlar 2021 yılının ilk güncellemesi olacağı için hep beraber dolu dolu bir güncelleme bekliyoruz. Polis kontrolüne de girelim. Tünel, bu tünel, karşımızdaki tünel inşallah büyük bir tüneldir. Polis kontrol noktasına girelim bakalım. Hop, otobüs yavaş. Haydi bakalım, bir de ikram yapalım, klimayı falan açalım, şu boşlukta değerlendirelim. Haydi bakalım, iyi görevler. Tünelimiz inşallah büyüktür. Herhalde büyük tünel bu. Uzun tünel. Bu tüneller çok güzel, gerçekten git bitmiyor. Tünele giriyoruz ya şimdi. Farları açmasak olur mu? Tamam, şu gösterge panelleri falan harika gerçekten. Çok güzel bir otobüs. Tüneller de harika. Dediğim gibi arkadaşlar 2021 yılının ilk güncellemesi olacağı için dolu dolu bir güncelleme bekliyorum. Yine bir otobüs gelebilir. Otobüsleri hep sürprizleri seviyoruz X Games. Bu otobüsü beklemiyorduk aslında. Bir anda taktiğim bu otobüs geldi. Gerçekten de mükemmel bir otobüs. Dediğim gibi Mandios Koç'un bu şekil kamera sistemli ayna. Onu da inşallah oyuna eklenecektir. Bakalım nasıl bir güncelleme gelecek. Yorumları okuyorum arkadaşlar. Bir güncelleme ile ilgili bir arkadaşımız yazmıştı. Ona çok gülüyorum. Mesela motor arızası veriyor ya otobüsler. Diyor ki motor arızası verdiğinde sadece duman çıkmasın, otobüs patlasın, alev alsın. Yani o mesela yeni güncelleme sohbetlerinde hep aklıma geliyor. Gülüyorum. Burada da hatırlamış olalım.
Yani bu imkansız bir şey tabii ki, motor arızasında birden otobüs patlaması abartı olur ama herkesin görüşüne saygımız var. Siz de bu arada görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Unutmayalım onu da. Sizce neler gelir? Beklentileriniz ne? Hangi güncellemeleri bekliyorsunuz? Ne gibi yenilikler istiyorsunuz? Onları da yorumlara yazın. Tünelimiz de bitti bu arada. Şöyle bir araba bayağı hızlı. Herhalde oyunun en hızlısı bu. Şöyle geçeceğim de. Beyaz, hadi hadi, ne bekliyorsun? Bas. Şöyle geçelim. Bak, aynadan siyah araba. Hadi sen de geç. Şurada benzinlik mi var? Dur, buradan bir benzin alalım. Çünkü yakıtımız bayağı azaldı. Yarımdan aşağı düştü. Yolumuz da uzun. Yolda kalmayalım. Şöyle bir fulleme yapalım. Haydi bakalım. Niye olmadı? Bir geri yapalım o zaman. Tamamdır. Haydi bakayım. Ücret şirket hesabından düşülecektir. Güzel. Haydi bakalım. Fullen. Bu da yeter. Oo, yağmur mu yağdı? Of of of. Tamam, yağmur bekliyorduk. Çok güzel oldu yağmurda. Bu arada bir de ikram daha yapacağım. Dur bir dakika. Ha. Sayın İkramımızı da konuklarımız, yaptık. ikram Bu servisiniz boşlukları iyi hoş geldiniz. değerlendiriyoruz ikramlarda. Boşluklarda Ermen ikramı yapıştıracağız. Servis hizmetlerinizi açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. O bu dağ yolları. Dağ yollarından mı gidiyoruz şimdi? Muavin çekil, önümü göremiyorum. Geçmiş önüme. Oo. Dağların arasında mükemmel ya. Bu yollar mesela yeni yolların gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yine eski yollardan gidiyoruz. Bu oyunun baya baya önceki yolları. Ama gerçekten güzel yani bu yol olması gereken bir yol. Yani sıkılmıyor insan. Dön dön dön, ölüm yolları. Bak şuradan nasıl döneceğiz? Bir de her seferinde buradan dönerken karşıdan bir araç geliyor kesin. Bu sefer niye gelmedi? Bak bu sefer gelmedi. Tam bu virajı alırken kesinlikle bir araç geliyordu. Yani oradan dönüş imkansıza dönüyordu yani. Ama bu yol yine sıkıcı bir yol değil. Diğer yollara göre iyi. Yani nereye gidersek gidelim, diğer yollar hep aynı. Bu yine bir farklılık olmuş. Güzel. Yağmur da yağdı. İşte kar detayı da, kar efekti de bu şekilde olacak arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle. Yani kesine yakın bir şekilde söyleyeyim. Kar yağışı da bu şekilde aynı yağmur gibi yağacak ama etrafa kar detayı falan olmayacak, tutması falan. Dağlarda var ya, baya baya nereden gidiyoruz? Baya bir dağlık bir arazi. Mesela bu ağaçlandırma sistemi çok güzel olmuş. Dikkat ediyorum da bu son güncellemelerle beraber şeylere daha önem vermiş arkadaşlar. Bu yeşillendirmeye, ağaçlara falan. Hop çarpacağız. Yavaş. Artık az bir mesafemiz kaldı. Otobüs bayağı hızlı. Dur şu polise çarpmayalım da. Durduk yere ceza yemeyelim. Hadi yürü yürü yürü. Şu düzlüğe bir geçsem hemen sollayacağım da. Şimdi şu virajda birden önüme kırıyor. Mesela bu araçlardaki yapılandırma düzeltilmesi gerekiyor. Sollama yaparken tak düğün önümüze kırıyor. Duruyoruz. Mesela polis kontrol noktasında dururken birden geliyor, tak düğün yapıştırıyor. Cezayı biz yiyoruz yani. Yolcular homurdanıyor sonra. Ha işte bu yollar tam böyle olacak ya. Böyle farklı yollar olacak. Bak mükemmel. Rampa iniyoruz, rampa çıkıyoruz. Dağlar arasında ağaçlar falan. Süper.
bu yolların diğer şehirlere de eklenmesi gerekiyor yani. Her taraf dağ. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum, dağlar. Yeşillik falan güzel. İlerideki ne? Tamirhane mi? Çok hızlısınız. Ya biraz idare edin yani, yolumuz uzun. Bak tamirhane var ama teker patlaması falan olmadı. Neyse, diğer seferlere patlama olur. Zaten motor arızasını vermek zor. Sağa sola çarpa çarpa veriyoruz. Motor arızası imkansız gibi bir şey. Yani bu şekilde giderken zor veriyor. Sağa sola çarpa çarpa. Hatta bir videomuzda çarpmadık, yer koymadık. Anca motor arızasını verdik. Hem de lastik patlaması da verdik. Bir de ikram verdik yolcularımıza. Süper oldu. Akşamı da ettik. Artık baya baya uzak Antalya ve Hatay arası. Bak. Hadi bakayım. Bak bak, selektör yakıyorum hiç. Yani yolu sol tarafı kapatmış gidiyor ya. Böyle olur mu? Ayıp denilen bir şey var ya. Neyse, biz yolumuza gidelim hadi. Siyahlı sen de devam et. Sağdan çıkın. Çarparım bak. Haydi bakalım şöyle dönelim. Az bir mesafemiz kalmış. Navigasyon çok küçük olduğu için şu anda ne kadar mesafemiz kaldığını göremiyorum. Hop lan. Diğer taraftan çıkacaktık vallahi. Ne kadar kaldığını göremiyorum. Herhalde 47 mi yazıyor? Bayağı küçük bir navigasyonu var. Hatay Otogarı'na da ilk kez geliyorum. Güncelleme olduktan sonra bir türlü fırsat bulup da yeni otogarlar arasında bir yolculuk yapamadım arkadaşlar. Şimdi artık bu güncelleme videolarından falan bu yeni otogarları da ziyaret etmiş olacağız. Yani son gelen yeni otogarları. Bakalım Hatay otogarımız nasıl? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Otogarımıza da geldik. İşte karşımızda Hatay otogarı. Rampalı falan. Güzel bir otogar. Birebir aynısı mı arkadaşlar? Hataylı arkadaşlar izleyenler varsa... Birebir aynısı mı? Antakya otogarı diyor. Güzel. Harika ya. Rampalar falan. İşte böyle olacak. Şöyle farklı farklı açılardan bakalım. Of 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 of. Otogar işte. Otogar dediğim böyle olacak yani. Esenler otogarı da çok güzel. Yeni güncellemeyle daha güzel bir hal almış. Ama tabii şu kasma detayları falan çok oluyor. Neden oluyor ben de anlamadım. Yani bir anda kasıyor falan. Bu son güncellemelerle beraber. Tabi sistem büyüdüğü için. Her güncelleme geldikçe sistem yükseldiği için arkadaşlar. Donma kasma işlemleri oluşuyor. Ama şöyle de bir durum var. Ne kadar hafızanız olursa olsun. Ne kadar telefonunuz ya da oynadığınız cihaz iyi olursa olsun. Yine de kasma donma olayı oluyor. Bu köprü falan buradan geçebiliyor muyuz? Diğer taraflar herhalde Şanlıurfa'ya, Diyarbakır'a giderken buradan mı geçeceğiz? Eğer geçeceksek efsane bir şey olur. Deneyeceğim, onu da deneyeceğim. Evet, şöyle girelim bakalım. Süpersin kaptan. İşte usta şoför be. Teşekkür ediyorum yolcum. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.